Ay. Çok fena güzel değil. Oldu. Biraz zayıf çok görünüyor güzel, ama çok güzel, güzel evet. Abla, nasıl oldum abla? Çok güzel. Bu bir mucize. Çok güzel oldu. O gece makyajını da ben yapacağım. Ay satan. Tabii. Güzel, saçları da ben yaparım. Ay. Çok güzel oldu, çok güzel. Vallahi. Satan güzel oldun mu abla? Aa, koş bak bakalım aynaya, kendin karar ver. Gel, 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 gel. Çok sağ ol. Zahmet ederim. Rica ederim. Çok rica ederim. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Baba, dinle bak. Duyuyor musun? Bu davullar Zeyno'nun için. Zeyno'nun düğünü için çalıyor. Seni benden alan bu dava, bu savaş bitiyor baba. Keşke bu gece burada olaydın. Olaydın da küçük kızını gelinlikler içinde göreydin. Keşke burada olaydın. Seni o kadar özlüyorum ki. O kadar özlüyorum ki. Nasıl olmuş Zeynep? Beğendin mi? Çok güzel olmuş abla. Hepinizin eline sağlık. Ne oldu yine? Niye ağladın şimdi? Ben bu elbiseyi giyemem abla. Nedenmiş o? Yok. Zeyno'ya yakışmaz böyle şeyler. Saçmalama. Bal gibi yakıştı işte. Sil çabuk gözyaşlarını. Hem ben bıktım artık senin bu pes etmelerinden. Şimdi son bir kez karar ver. Benimle birlikte hala hayattan intikam almak istiyor musun? Yoksa şimdi hemen binelim otobüse götüreyim seni köyüne. Bir karar ver artık. Abla. Ya bu ayakkabılar da çok sıktı. Ben ne giyeceğim ayağıma? İstanbul'un bütün ayakkabıları seni bekliyor güzelim. Ağlama. Ağlama lütfen. Yine başladığımız yere döndük. Sen öyle zannet. Yine aklından ne geçiyor kim bilir. Gidip şu deliği bulacağız. Uğur Bey duydun. Adam deli. Bizimle konuşur mu hiç? Ne güzel işte. Biz de deliyiz. Güzel güzel anlaşırız. Satan yakıştı mı? Şahane. Şahane. Bana daha çok yakışırdı ama. Bence de kumaş işi yaradı ne güzel. Evet. Kumaşın parasını ödeyeceğiz. O kadar uğraştınız. Çok teşekkür ederim. Ama kumaş çok değerliydi. Olur mu öyle şey? Vallahi alamam. Biraz daha dursa güveler yiyecekti zaten. Bir işi yaradı ne güzel. Doğru. Cüzdanım nerede benim? Olur mu? Çocuklar gelmiş. Yanlış anladınız. Yanlış anladınız. Yanlış anladınız. Bir dakika nereye gidiyorsunuz para? Ne oldu bu? Abla ne verdin bana ya? Korktular tabii. Genco Bey'in verdiği silah. Ben bunu tamamen unutmuştum. Artık bir daha hayatta gelmezler biliyor musun? Çok ayıp oldu. O kadar da uğraştılar. Nereden çıkarttık bu silahı şimdi? Nereden bileyim abla? Böyle dik duracaksın bak Zeynep dik. O kadar da değil merasim taburunda gibi. Kambur durma yeter. Aferin. Burnun biraz havada olacak. Tavana bakma. Burun dedim sadece. Aman abla Allah aşkına nasıl sadece burnumu kaldırayım tavana? Tavşan mıyım ben? Böyle gözlerini süzersen, utangaç gibi bakarsan, başını da biraz yana eğersen, bak burun havaya doğru görünür. Gördün mü? Utangaç ama havalı. Abla Allah aşkına fotoğraf mı çektiniz, balaya mı gideceğiz anlamadım ben ya. İkisi de aynı şey abla, aslında. Abla. Bak, salona girerken ben bütün bunları aklımda nasıl tutacağım? Tutarsın, tutarsın. Tamam. Şimdi farz et ki ben Memoli'yim. Kim? Tamam, tamam. Başka biriyim. Gel, gir koluma. Gel. Tamam. Tamam. Dik dur. Burun yukarıda. Aferin. Şimdi içeri giriyoruz. Girişte hemen emniyet müdürü bizi karşılıyor. Ben önce elimi uzatıyorum. Memoli'yim ya ben. Ya abla, başkası ol ya. Memoli olma ya. Tamam. O akşama kadar sana başka bir kavalye bulacağım. Söz... Tamam. Evet şimdi ben el sıkıştıktan sonra seni tanıştırıyorum. Şimdi ben emniyet müdürünün yerine geçiyorum. Sen ne yapıyorsun anla. Baş müdürüm nasılsın? Çok teşekkür ederim iyiyim. Adamın kolunu çıkar eline ver de olsun bitsin. Aman abla ne bileyim ben ya. Hayret bir şeysin yani. O kadar zor olduğunu bilseydim sevinmezdim ben o kadar ya. Of. Zor filan değil. Bir kere öğreneceksin bir daha unutmayacaksın. Hadi dik dur şimdi. Uzat elini sıkmak. Sıkmak için değil öptürmek için uzat böyle. Baş müdüre elimi mi öptüreceğim? Yok abla sen delirdin galiba ben bir çay koyayım. Gel buraya çay güzeli.
Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Var mı bir gariplik? Hayır komiserim, her şey yolunda. Nasıl, bizimkiler çıkmadılar mı dışarıya? Hayır komiserim. Emin misiniz? Eminiz komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Bizim görevimiz şimdilik burada devam ediyor. Yarından sonra başka bir ekip gelecekmiş. Peki. İyi görevler. Sağ olun komiserim. Her şey normal gidiyor vallahi. Bugün normal bitsin vallahi kurban keseceğim ha. Zeynep, o kadar kollarını böyle böyle sallama yürürken. Yavaş yürü. Yavaş yavaş böyle. Hiçbir hanımefendinin acelesi yoktur. Unutma. Ya efendinin acil tuvalete yetişmesi gerekiyorsa o zaman ne olacak abla? Ne şeker oldun biliyor musun sen? Dur, buldum. Ne yapıyorsun abla? Al işte. Aa, ne o abla? Kitap, al bakalım. Tamam, kitap da orada mı yazıyor benim nasıl yürüyeceğim? Hayır, bunu başına koyacaksın, öyle yürüyeceksin. Ne? Aman Allah Allah, çok ağır abla bu. Kitabı başından düşürmeden yürüyeceksin. Öyle çalışırsan tam istediğim gibi olacak. İyi de abla, ben böyle girersem eğer baloya herkes bana güler. Öyle girmeyeceksin baloya, alışman için. Ha, ben de sandım ki. Kapı çalıyor. Hadi git bak. Öyle mi? Tabii. Aynen böyle. Kapıya kadar böyle gideceksin. Bakalım düşürmeden yürüyebilecek misin? Geliyorum, dur patlama. Nasıl biliyorum ama? Nasıl biliyorum? Yine açtılar başlarına bir bela. Yine kırdıracaklar bana kapıyı. Çilingir bile kafa buluyor benimle be. Çok güzel. Patlama aferin. Geldim. Patlama geldim. Gel. Ah, aman abla düştüm. Ne yapacağım şimdi ben? Koy tekrar. Ha, tamam. Evet. Geldim, geldim. Sakin ol, yavaş yavaş. Patlama geldim. Yavaş yavaş, aferin. Zeynep! Belgin abla! Yine ne sürpriz hazırladınız bana? Belgin abla! Mem Ali? Zeynep? Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun dedim. Aman al işte düştü. Zeynep. Zeynep. Aa, sen misin Memel, hoş geldin. Belgin abla, sana bu soruyu sormaktan sıkıldım ama son bir kez ısrarla soruyorum. Belgin abla ne oluyor burada? Belgin abla bana yürüme dersleri veriyor. Niye, sen bilmiyor musun yürümeyi? Ben 2 yaşındayken öğrendim aman mesela. Aman öyle değil. Güzel yürümeyi, hanımefendi gibi yürümeyi öğretiyorum. Ne gibi yürümeyi? Hanımefendi gibi. Hadi gel içeri, kapıda kalma. Gel. Siz önden buyurun hanımefendi. Sağ olasın Mem Ali Bey. Ablacığım bak, sana saygım sonsuz ama bu köylü kızı sonunda seni de kendine benzetti. Nedenmiş o? Ne bu hali? Aa, ona tuvalet diktirdik. Ne? Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş değil mi? Beğendi mi? Ablacığım bak, bundan geçtim, senin için üzülmeye başladım. Deliyle deli oluyorsun. Mem Ali, ne biçim konuşuyorsun sen öyle benimle? Ama abla. Sen beğenmedin değil mi? Sen beğenmedin. Beğendim ama çok yazık olacak bunu diktirdiğinize, çünkü seni bu kıyafetle kimse göremeyecek. Balaya ben de geliyor mu ya? Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Bak köylü güzeli. Ne? Köylü güzeli. Belgin abla lütfen. İşler iyice karıştı. Bir sürü ipucu elde etmeye başlıyoruz. Hem kralla ilgili hem Hasan Ağa ile ilgili. Dolayısıyla kocanı yakalamamıza çok az kaldı. Hep aynı şeyleri söylüyorsun ya. İşler çok karıştı Zeynep. Evden dışarı çıkma Zeynep. Tehlikedesin Zeynep. Sonuç. Aç bakalım camı, gör sonucu. Asıl var ya, onlar benden korksunlar. Yine başladın keçiğin adına değil mi? Mem Ali, Zeynep haklı. Burada böyle eli kolu bağlı oturmaktan sıkılıyor. Ne yapsın kız? Mem Ali, sigara içme lütfen. Oğlum. Burada sigara içmek yasak. Bak ne güzel geldim, seni eğlendiriyorum işte. Daha ne istiyorsun? Böyle otur evinde uslu uslu. Az kaldı. Söz yakalayacağız yılanını. Az kalmışmış. Siz bana bıraksaydınız o yılanı ben çoktan yakalamıştım ama senin o keçiğin adın var ya. Keçiğin adın. Benim keçiğin adım var. Ben de keçi. Abla şunu söylediğine bak keçiye. Ben de keçiğin adı var diyor. Sakin ya. Ol. Sakin ol Mem Ali. Abla sen söyle ona. Ben de artık daha fazla dayanacak güç kalmadı. Gitsin ya yakalasın o yılanı ya da beni salsın bıraksın ben yakalayayım. Ablacığım söyle o bana, ayak bağı olmasa ben onu çoktan köyüne salıvereceğim zaten. Abla sorar mısın ona kim kime ayak bağıymış acaba? Ablacığım televizyonlara çıkıp Mem Ali'nin nişanlısıyım diye bağıran ben değilim herhalde. Sen var ya, sen var ya. Yeter. Sen. Yeter. Ay bayılacağım şimdi, başım döndü. Bıktım sizin bu kavganızdan. Ben bıktım, siz bıkmadınız. Ama ablacığım bak. Sus sen Mem Ali. Zeynep sus. Tamam. Yiyin birbirinizi, hiç karışmıyorum. Birbirinizi yemekten vazgeçtiğiniz anda bana haber verirsiniz. Ben mutfağa çay demlemeye gidiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.